Şimdi bir hükümetin temel mantığı yasakçılık olursa, o sonunda gelir, bütün vatandaşları boğar öldürür. Önce iktidarı eleştirenler, tenkit edenler, gazeticiler, akademisyenler, aydınlar takibe uğradı. Hapislere atıldı, işlerini kaybettiler. Bilmem milletvekillerine dahi, muhalefet milletvekillerine dahi, İşte bir takım maddelerden, bana bile Cumhurbaşkanı'na hakaretten de, hiç hakaretten ilgisi yok, eleştiri var sadece. Davalar açtılar susturmak için. Baskıyla, zorla, devlet gücünü vatandaşı sindirmek için kullandılar. Vatandaş dediğim öncelikle halk bunu hissetmesin diye, halkın hissetmeyeceği belli kesimler üzerinde baskı uyguladılar. Politikacılar, aydınlar, gazeteciler, akademisyenler üzerinde. Daha sonra şimdi ekonomi patladı. Kabahati kendilerinde bulacakları yerde esnafı hizaya getirmeye çalışıyorlar. Esnaf üzerinde baskı uygulamaya çalışıyorlar. Ekonomiden anlayan Damat Bakan'ın yaptığı bu açıklamadaki indirim mindirim işi var ya, o dahi esnafa baskı uygulamak için hükümetin zabıtaya verdiği talimattır. Emniyete verdiği, görevlilere verdiği talimattır. Bu basın toplantısının özünde bu var. Diyor ki, esnafa nefes aldırmayacaksınız. Bilmem fiyatları yüksek gördüğünüzde gerekli tehdidi yapacaksınız Un ne diyor. olacak? Şimdi iyi de dediğiniz doğru. Esnaf da bu malı başka yerden alıyor. Evet. Fabrikalardan alıyor. Şimdi daha önce açıklanan devletin hükümete bağlı bir kurumun açıkladığı enflasyon rakamlarına göre dedim ki TÜFE 25, ÜFE 46 çıktı. Arada 21 puan var. Bu aradaki fark nedir biliyor musunuz? Yani esnafın sattığı mal, hükümetin beğenmediği ona baskı yapıyor. Esnafın sattığı mal yıllık %25 zamlanırken esnafın aldığı mallar yıllık %41 zamlanıyor demektir. 21 puan daha fazla zamlı olarak alıyor. Bunun anlamı şu demektir, daha açacak olursak, bir adım ileriye gidecek olursak, esnaf sattığı malı sattığı fiyattan tezgahına tekrar koyamaz demektir. Evet. Koyamazsa ne yapacak? Bu sefer sermayeden yiyecek. Sermayesi yoksa ne yapacak? Borç almaya çalışacak. İşte geçen günlerde Konya'daydım. İşte esnaf kefalet kooperatifi ile konuştuk. 3 aydır hiçbir esnafa kredi verilmiyor. Önümüzde de kredi verileceğine dair bir emare yok. Yani bu şu demektir. Şu mevcut serbest piyasa koşulları içerisinde dahi esnaf ayakta durmak için çözüm arıyor. Şu piyasa koşullarında bile zabıtalara esnafın peşine takmasa dahi esnaf iflasla karşı karşıya. Sattığı fiyattan mal alamıyor. Evet. Siz üretim maliyetlerini artırıyorsunuz. Elektriğe, doğalgaza yaptığınız zamlar üretim maliyetlerini artırmış. Direkt, evet. Un fabrikaları o maliyetten çıkarıyor, esnafa veriyor. Sonra sen diyorsun ki esnafa bunu daha düşük fiyata sat. Evet. Bu ne demektir? İflas et, kepengini kapat git Şimdi demektir. Sayın Şener, sürem çok azaldı. Şimdi bu az önce ekmek kuyruklarını getirmiştik ekrana ve o bize o anlar sık sık başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'lilerin söylediği İnönü zamanında ekmek karneyle dağıtıldı kuyruklar vardı sözünü hatırlatıyor. Bugünkü gündem konularından biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ile ilgili kullandığı sözler. Bu konuyla ilgili yorumunuzu da alalım, öyle kapatalım. Şimdi bir kere İkinci Dünya Savaşı koşullarında yaşanan olayları abartarak bir de olduğundan daha fazla göstermeye çalışarak anlatmaktan vazgeçsin bu iktidar. Senin kendi dönemindeki olayları 70 yıl öncesiyle kıyaslamandan daha ayıp bir şey yoktur. 70 yıl öncenin koşulları başka, bugünküler başka. İkincisi, söylediklerin çoğu da gerçek değil. Ya sen bir cumhurbaşkanısın. Sen tek başına hükümetsin. Vatandaştan hangi yetkiyi istediysen sana bütün yetkileri verdi. Bu kadar yetki sahibi olduktan sonra yanlış konuşmak, olmayan şeyleri söylemek ayıptır. Bayrak mevzusu. Bayrak mevzu. Evet. Diyor Amerikan bayrağı salladı Yani diyor. böyle mi Amerikancı Ya olunuyor Allah sen aşkına? bile karşılarken, yabancı bir ülkenin devlet başkanını karşılarken
her tarafa talimat veriyorsun. Amerikan bayraklarıyla evet. Türk bayraklarını veya o yabancı ülkenin gelen misafirin ayrıca. Bayraklarıyla Türk bayraklarını yan yana asın her tarafa diye dolduruyorsun. Görüşme yaptığın odada masanın üstüne koyuyorsun. Girdiğin kapının iki tarafına koyuyorsun. İnönü'nün görüntüsünde de hem Türk bayrağı var hem de misafir olarak gelen Amerikalı'yı hoşnut etmek için Amerikan bayrağı var. Türk bayrağı da var. Evet. Türk bayrağını siliyor, görüntüsüz hale getiriyor. Bak Amerikan bayrağı var elinde diyor. Pes yani. Ya bir kere Amerika'yı stratejik ortaktır diye ilan eden sensin. Senden başka hiçbir hükümet senin kullandığın kadar Amerika bizim stratejik ortağımız lafını kullanmadı. Şu meclis konuşmasında bile baktım, üç yerde Amerika bizim stratejik ortağımızdır diyor. Daha ne olsun? Sen önce şu stratejik ortaklığı bir gözden geçirmeyi bil. Yapman gereken şey bu. Nezaketen tutulan, Türk bayrağının yanında tutulan ikinci bayrağın lafını etmek yerine şu stratejik ortaklıktan vazgeç de şu Arap Baharı'ndaki günahlarına da tövbe et de milyonlarca insan öldü, milyonlarca kadına tecavüz edildi. Bunlara bir tövbe et, ondan sonra söz söylemeye başla. Evet. Sen nasıl esnafın derdine deva olacaksın? Sen bir tüketici gibi alışveriş yapmıyorsun, ekmek almıyorsun, ekmek fiyatını bilmiyorsun. Sorsalardı yani ben orada, Türkiye'de basın biraz artık bakanlara falan soru soramaz oldular. Eğer ekmek fiyatı kaç lira diye sorsalardı damat bakan bilmezdi. Evet, şimdi ekmeğe geliriz. Ekmekte nasıl bir kaos yaşanıyor? Sorun herhalde, en büyük sorun şuradan kaynaklanıyor. Ekonomik krizin var olduğunu Türkiye'de bu kadar derinleştiğini kabul etmiyorlar. Kabul şundan etmek kabul istemiyorlar. Etmiyor. Daha bugün bu program açıklanırken bakanlardan biri Sayın Pakdemir'le bana göre Türkiye'de kriz yok diyor. Başta Cumhurbaşkanı kriz mriz yok demedi mi? Yani böyle krizin içinden yok, çıkılabilir mi kabullenmeden? Cumhurbaşkanı artık krizi kabul ediyor. Evet. Aynı konuşması içinde işte krizin varlığını kabul ediyor ve kriz fırsatlar da getirir diyor. Bak fırsatlar getirirmiş kriz. Kime? Soyguncuya, vurguncuya fırsat getirir. Başka kime fırsat getirecek kriz? Vatandaş fiyat artışlarından yanacak. İş yerleri kapanacak, işsizlikten yanacak. Sabit ve dar gelirler perişan olacak. İşsizler umudunu kaybedecek. Bunlara bir fırsat sunmaz ki. Bunlara bir fırsat sunmaz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, kriz varlığını kabul ediyor, fırsatlar da sunar diyor. Ama arkasından da 8 dakika sonra galiba aynı konuşmasının içinde kriz yoktur diyor. Kabul et Sayın Cumhurbaşkanı. Var. Kriz var mı? Yok. Yok mu? Eğer krizin var olup olmadığı konusunda tereddüdün varsa, buna daha karar verememişsen, sen bir ekonomik program uygulayamazsın, krizden çıkış programı kuramazsın, kurgulayamazsın ve uygulayamazsın. Yani artık bunun halktan saklanacak durumu da kalmadı. O kadar vahim ki durum. Şimdi bir ekmek kuyruğu, az önce siz ekmekten söz ettiniz. Yani artık hiçbir şey olmazsa vatandaş ekmek, kuru ekmek koysun sofraya. O da yok. Zam, o da bir kaos yaşandı. Şimdi bir hükümetin temel mantığı yasakçılık olursa, o sonunda gelir, bütün vatandaşları boğar öldürür. Önce iktidarı eleştirenler, tenkit edenler, gazeteciler, akademisyenler, aydınlar takibe uğradı. Hapislere atıldı, işlerini kaybettiler. Bilmem milletvekillerine dahi, muhalefet milletvekillerine dahi işte bir takım maddelerden, bana bile Cumhurbaşkanı'na hakaretlendi. Hiç hakaretle ilgisi yok, eleştiri var sadece. Davalar açtılar susturmak için, baskıyla, zorla. Devlet gücünü vatandaşı sindirmek için kullandılar. Vatandaş dediğim öncelikle halk bunu hissetmesin diye, halkın hissetmeyeceği belli kesimler üzerinde baskı uyguladılar. Politikacılar, aydınlar, gazeteciler, akademisyenler üzerinde. Daha sonra şimdi ekonomi patladı, kabahati kendilerinde bulacakları yerde esnafı hizaya getirmeye çalışıyorlar. Esnaf üzerinde baskı uygulamaya çalışıyorlar. Ekonomiden anlayan damat bakanın yaptığı bu açıklamadaki indirim mindirim işi var ya, o dahi esnafa baskı uygulamak için hükümetin zaptiyeye, zabıtaya verdiği talimattır. Emniyete verdiği, görevlilere verdiği talimattır. Bu basın toplantısının özünde bu var. Diyor ki, esnafa nefes aldırmayacaksınız, bilmem
fiyatları yüksek gördüğünüzde gerekli tehdidi yapacaksınız. Un ne olacak? Şimdi iyi de dediğiniz doğru. Esnaf da bu malı başka yerden alıyor. Evet. Fabrikalardan alıyor. Şimdi daha önce açıklanan devletin hükümete bağlı bir kurumun açıkladığı enflasyon rakamlarına göre dedim ki TÜFE 25, ÜFE 46 çıktı. Arada 21 puan var. Bu aradaki fark nedir biliyor musunuz? Yani esnafın sattığı mal, hükümetin beğenmediği, ona baskı yapıyor. Esnafın sattığı mal yıllık %25 zamlanırken, esnafın aldığı mallar yıllık %41 zamlanıyor demektir. 21 puan daha fazla zamlı olarak alıyor.